Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli misafirler. Önce her birinizi ayrı ayrı en kalbi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Üzerinde yaşadığımız bu kadim ve zengin kültürel birikime sahip coğrafyada kütüphanecilik bilincini kazanmış bir millet olarak bilimden, sanata, politikadan düşünce dünyasına birçok bulguyu paylaşarak genç kuşakların hizmetine sunan kütüphaneler bu birikimin, bu büyük birikimin en büyük merkezleri, en önemli, en stratejik merkezleri. Ülkemizde de halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, özel amaçlı kütüphaneler günden güne sayıca artıyor. Tabii teknolojik gelişmeler çerçevesinde buralarla ilgili mevcut kütüphanelerimizde de yeni yapılandırmalar, yeni düzenlemeler yapılıyor. Bunun için de özellikle son yıllarda ciddi manada kaynak ayrılıyor. Bugün işte bu çalışmalarımızın sonuçlarına bir yenisini ekliyoruz. Ülkemizin zengin kültür birikimini genç kuşaklara taşıyacak olan kütüphane binalarımızda sınırlı olmayan yeni bir bilgi ağı oluşturuyoruz. Hareketli bir çerçeve oluşturuyoruz. O da bu gezici kütüphanelerimiz. Siz zannediyorsunuz ki bunları ben böyle kafadan söylüyorum. Burada yazıyor da oradan söylüyorum. Hoşuma da gitmiyor açıkçası. Oradan baka baka böyle konuşmak. Onun için şimdi ayak değiştiriyoruz. Yeni bir faza geçiyoruz. Bu kütüphanelerle birlikte kütüphane sayımız 45'e ulaşmış oldu. Biraz önce Sayın Bakanımızla sohbet ederken o da söyledi. Her birimizin çocukluğunda, gençliğinde, özellikle Anadolu'da, taşrada yaşayan çocuklar açısından bu tür gezici hizmetlerin çok büyük rolü var. Çok şükür son zamanlarda her ilimizde, hatta her ilçemizde kütüphaneler açtık, açıyoruz ama yine de bazı zorlu coğrafyalarda çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, insanlarımızın ayağına bu kitapları böyle götürmemiz gerekiyor. Onu da Genel Müdürlüğümüz, Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz çok büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor. Şimdi bazı rakamlar söyleyeceğim. Bunlar kütüphanecilik alanında nereden nereye geldiğimizin göstergeleri olarak önemli. 2016 yıl sonu itibariyle 62.099 kayıtlı üyesi olan 1165 noktaya hizmet götüren 142.658 kitaplık bir koleksiyona sahip olan gezici kütüphanelerden 2016 yılında toplam 308.167 kişi yararlandı. 2014-2015 bütçesiyle 15 araç alınmıştı. 3 gezici kütüphane aracını yenilemiştik. Aydın, Burdur, Çorum, Elazığ, Iğdır, Isparta, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Tekirdağ ve Trabzon İl halk kütüphanelerine de 12 adet yeni kütüphane aracı tahsis etmiştik. 2016 bütçesiyle alınan ve bugün işte teslim ettiğimiz 5 adet gezici kütüphanemizi biraz önce sunucu arkadaşımızın da vurguladığı gibi Ankara, Denizli, Erzincan, Hatay ve Yozgat il halk kütüphanelerine tahsis ediyoruz. Öncelikle bu gezici kütüphanelerimizin ülkemize, vatandaşlarımıza, özellikle çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Şimdi alkışlayarak konuşma bitti zannediyorsunuz. Hayır, bitmedi. Daha birkaç şey daha söyleyeceğim. Birkaç rakamımız daha var. Onları da paylaşmam lazım. Kaç kütüphanemiz var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben söylüyorum şimdi. 51'i çocuk, 6'sı Edebiyat Müze Kütüphanesi olmak üzere toplam 1140 kütüphanemiz var. 1140.
Ve bütün bu kütüphanelerimizdeki kayıtlı okuyucu sayısı da 2016 sonu itibariyle 1.695.264. Kullanıcı sayımızda, yani kütüphanelere gelen, orada çalışan 23.193.319. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısı 18.826.296. Dışarıya ödünç verilen materyal sayısı 8.909.000. Yani aşağı yukarı 9 milyon. Peki süreli yayınlarda kütüphanelerimiz ne durumda? Dergi ve diğer süreli yayınlarda. 2016 yılında 286 çeşit süreli yayına abonelik gerçekleştirdik. Şu anda kütüphanelerimizde 286 çeşit süreli yayın okuyucuların hizmetine sunuluyor. Bunu bir kurul, seçici kurul marifetiyle yapıyoruz. Ve bu yıl, yani 2016 yılından söz ediyorum, 638 yayın evinden 5.421 çeşit kitap aldık. Ne kadar? 1.221.889 adet. Tabii biraz önce söyledik, gelişen teknolojilerden yararlanan kütüphanelerimizin altyapısını da ayrıca zenginleştiriyoruz. Bu çerçevede 2016 yılında 233'ü internet erişim merkezlerinde kullanılmak üzere toplam 751 masaüstü ve 45 adet de dizüstü bilgisayar aldık. Geçen yıl son itibariyle 14 yeni merkezle birlikte 434 kütüphanemizde toplam 4500 adet bilgisayarla ücret üyelerimize ücretsiz internet erişim hizmeti veriyoruz. Ayrıca yerel yönetimlerle, kaymakamlıklarla işbirliği yaparak mevcut kütüphanelerimizin de koşullarını iyileştirmek için mümkün olan yerlerde, alternatif olan yerlerde daha iyi binalara taşıyoruz kütüphanelerimizi veya yeni binalar yapıyoruz, yeni kütüphaneler, yeni yerlerde yeni kütüphaneler açıyoruz. Ayrıca kültür hanlarımız var. Bakan yardımcımızın özellikle takip ettiği kültür hanlarımız var. 27'si yatırım programı üzerinden, 87'si de yerel yönetimlerle işbirliği halinde ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 34 kültür han ve kültür kafe diye yazıyor arkadaşlarımız. Hayır, kültür kıraathane diyoruz onlara. Zaten bizim kültürümüzde var bu kıraathane. Böylece 36'sı da bakanlığımızın büyük onarım ve yenileme kapsamında olmak üzere önümüzdeki yıllarda yaşayan kütüphane yaklaşımıyla 184 yerleşim yerinde ya yeni kütüphane açacağız ya da büyük onarımlarla kütüphanelerimizi yıkıp yeniden yapma ve yenileme gayreti içinde olacağız. Bir de genel müdürlüğümüzce, kütüphaneler genel müdürlüğümüzce başlatılan çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında 2012-2016 yılları arasında 99 kütüphaneyi yeniledik. Edebiyat müze kütüphanelerimiz var. Yazarlarımız adına ithaf edilmiş olan 6 edebiyat müze kütüphanemiz 2011-2013 yılları arasında bakanlığımız hizmete açıldı. Trabzon, İzmir, İstanbul, yani Büyükada'da, Kahramanmaraş'ta edebiyat müze kütüphanesi açılmasına yönelik çalışmalarımız da son noktaya geliyor. Çalışmalar sürüyor. Bakanlığımız 2016 yılı içerisinde kütüphanelerimizde görev yapmak üzere 200 kütüphaneci alımını gerçekleştirdi. Kütüphaneciler ordumuza diyeyim, 200 yeni arkadaşımız katıldı ve görevlerine başladılar. Böylece bakanlık tarihimizin de en yüksek sayıda kütüphaneci alımını gerçekleştirmiş olduk. Ben yeni göreve başlayan bu genç kütüphaneci arkadaşlarıma da görevlerinde başarılar diliyorum. Burada kütüphaneciliği besleyen yayıncılık hayatımızda yaptığımız yenilikler vesaire, onları bir başka vesileyle, çok merak ettiğinizi biliyorum ama bir dahaki toplantıya da gelmenizi garanti altına almak için onları şimdi burada anlatmıyoruz. Yayıncılıkta neler yaptık,
ne büyük hizmetler gerçekleştirdik. Onları burada söylemiyoruz ki merak ediyorsunuz. Onu bir dahaki toplantılarda yine birlikte olduğumuzu anlatırım. Evet, ben tekrar bu yeni araçlarımızın, yeni gezici kütüphanelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz Şehitler Haftası'nı idrak ediyoruz bu vesileyle. Bütün şehitlerimize ve bilhassa içinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ve şifa dileklerimizi sunuyorum. Sizleri de tekrar en kalbi duygularla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tarafa çeviriyor. Şu an çeviriyor. Erzincan İlhalk Kütüphanesi'nin Yıldırım Akbulut Gezici Kütüphanesi'nin anahtarını da müsaadeyle ben vereceğim. Çünkü ben Sayın Yıldırım Akbulut'un başbakanlığı döneminde 1991 yılında kendisinin baş danışmanı olarak görev yaptım. Buradan da kendisine selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Ve kütüphanemizin, Yıldırım Akbulut Gezici Kütüphanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yani internet üzerinden de çocuklarımız, gençlerimiz, okuyucularımız bu gezi kütüphanelerde kaynaklara ulaşabiliyor. Ankara Halk Kütüphanesi'ne bağlı bu gezici halk kütüphanemizde büyük Türk şairi Türk Duyar adını taşıyor. Hayırlı olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Haftası münasebetiyle ayrıca bu açılışta şehitlerimizi de çocuklarımız, gençlerimiz ve milletimiz zaten unutmaz ama hatırlasınlar, bir kere daha hatırlasınlar ve o günü bir kere daha hatırlasınlar diye ayrıca bütün gezici kütüphanelerimizde bir 15 Temmuz köşesi oluşturduk. Burada 15 Temmuz'la ilgili, 15 Temmuz'da Türkiye ne yaşadı, nasıl bir badireden geçti, nasıl bir tuzakla karşı karşıyaydı, özellikle gençlerimizi ve gelecek kuşakları bu konularda bilgilendirmek için, bilinçlendirmek için böyle bir köşe tasarlandı. Her gezici halk kütüphanemizde böyle bir 15 Temmuz köşesi var ve orada bütün bu konularla ilgili kitaplar ve ayrıca diğer eğitim malzemeleri var. Ben bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Herhalde şehitlerimizde böyle bir kütüphanede, böyle bir köşede anılıyor olmaktan ötürü ayrıca şad olmuşlardır diye eminim. Az evvel konuşmanızda herkesin bir anısı vardır dediniz. Yok, bizim Bilecik'te, ilkokulu okuduğum Bilecik'te ve ortaokulu okuduğum Eskişehir'de gezici kütüphane belki vardı ama biz ona herhalde ihtiyaç duymadık çünkü Sayın Bakanım, bize anlatır mısınız? Küçük de olsa bir kitaplık vardı değil, bir kitaplık vardı. Lise, ortaokul ve lisede de o zamanki Eskişehir Maarif Koleji'nde çok güzel bir kütüphane vardı. Gerçekten o dönemin Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına,
özellikle bu konularda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bürokratlarına eğer rahmetle konuşmuşum, Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlarına sağlık diliyorum. Çok güzel bir kütüphanemiz var lisede. Şimdi biz geçen yıl, belki yıl o kütüphaneyi Z kütüphane, yani zenginleştirilmiş kütüphane haline getirdik. Eskişehir'deki bizim okuduğumuz okul kütüphanesi. Başka yerlerde, başka liselerimizde de, İstanbul'da ve Anadolu'da başka yerlerde, başka kütüphanelerimizde, okul kütüphanelerimizi ayrıca zenginleştiriyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Biz de Kültür Bakanlığı olarak hem ilfak kütüphanelerinde, hem ilçe kütüphanelerinde, hem özel kütüphanelerde, işte böyle gezici kütüphanelerde çocuklarımızı, gençlerimizi, halkımızı, gençlerimiz derken 7'den 70'e bütün gençleri kastediyorum. Bütün halkımıza bu hizmeti götürmeye gayret ediyor. Büyük rağbet görüyor. Gerçekten özellikle kadınlar Anadolu'da gezici halk kütüphanelerimize çok büyük rağbet gösteriyorlar. Ben ayrıca büyük bir fedakarlıkla, gayretle bu kütüphaneleri halkımızın ayağına götüren şoförlerimize ve kütüphane görevlilerimize, gezici kütüphanelerde görev yapan kütüphaneci arkadaşlarımıza ve bu gezici halk kütüphanelerini süren, gece gündüz daha bayır demeden büyük bir gayretle çalışan şoförlerimize de, çalışanlarımıza da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yukarıdan biraz. Ahmet.